Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Yani hiç kaldıramadım ben bu haftayı ya. Çok yoğun bir haftaydı benim için. Biz Amerika vizesi için işte fotoğraf çekildim ve ilk defa kiralık katil gibi çıkmadım ama bilmiyorum, başka suçlulara benziyorum Ve herhalde. herkese selam. Vize haftasından herkese merhabalar. Konuşamadım ya, Azerbaycanlı gibi. Vize haftasından herkese merhabalar. Merhaba diyemedim. Pazartesi günü sınavlarım başlıyor ve yaklaşık 11 gün sürecek. Ve 11 günde 9 sınava gireceğim. Bu hayatım ilk vizeleri. Çok heyecanlıyım. Karşımda İrem var. Bugün onlara geldim. Zaten çok zor olmadı. Sadece 2 kat indim ve bugün birlikte çalıştık. Derse girmeden de çekeyim dedim. Belli notlar alıp felsefe dersine girmiştim sabah. İrem'de sosyoloji makalesi yazıyorsun değil mi kanka? Evet. Aynen. Şimdi onu da çekeceğim. Onun öncesinde İrem'in annesinin yaptığı bir el bebeğini göstereceğim size. Harry Potter. Onun sayfasını da açıklama kısmına ekleyeceğim. Instagram'dan bakabilirsiniz ilgilenenler varsa. Ben çok beğendim. Bana doğum günü hediyesi olarak gecikmeli olarak geldi. Çünkü şu gözlük şeyini bulamamıştı ama çok tatlı. Zaten Harry Potter sevdiğimi biliyorsunuz. İrem'i de çekeyim. Şimdi İngilizce dersine de gireceğim. Gece diyorum. Akşama ek dersim var medeniden. Yarın bir dinleneceğim ama ondan sonrasında hep çekerim bu haftayı. Bakalım neler olacak. İnşallah hepimiz için hayırlı bir hafta olur. Dersler çok zor ama çalışıyoruz. Ne yapalım? Şimdi İrem'i de çekeyim. İremciğim. Nasılsın? Ne Selam. yapıyorsun? Bize aktar. Motivasyon kaynağı. Valla iyiyim. Bir sıkıntı yok şu anlık. İşte sosyoloji makalesi yazıyorum. Hayatında ilk makaleler değil mi? Hayatımda evet ilk yazdığım makale gerçekten biraz zor oluyor. Kompozisyon gibi değilmiş. Belli kuralları var makale yazmanın. O yüzden birazcık zorluyor. İşte öyle devam ediyorum İnşallah bakalım. çok iyi alırsın. İnşallah. İnşallah hepimiz. Bakalım şimdi derse gireceğim. Masanın durumu bu. Burada da İrem'in kardeşinin puzzle'ları var. Valla. Şimdi başlayalım bakalım. Devamını çekerim. Herkese iyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Tam olarak çalışma masasındaki şeyleri buraya atıyorum. Onları buraya atıyorum. Böyle bir kısır döngü oluştu. Yani böyle devam ediyor. Kankilerim selam. Akşam dans sesleniyorum size. PDF'leri okudum ettim. Ara verdim. İşte benim İngilizce CV doldurmam gerekiyordu. Onu da doldurdum. Ama bir takım sorunlarla karşılaştım. Gidip vize fotoğrafı çektirmem falan lazım. Yarın açık fotoğrafçı bulur muyum hiç bilmiyorum. Bir de belki ona giderim. Ve şimdi tekrar notları okuyacağım. Yani gerçekten ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Yani hiç kaldıramadım ben bu haftayı ya. Çok yoğun bir haftaydı benim için. Ve yoğun bir hafta sonu da oluyor. Bari sonu yoğun olmasaydı. Şimdi internetten hukuka giriş soruları alıyorum. Onları çözeyip PDF'leri okuyacağım yine. Hukuka giriş güz dönemi. İşte bir şeyler bulmaya çalışacağım. Sıkıntımı da size aktarmak istedim. Bakalım vize fotoğrafını falan nasıl çektireceğim. Hiçbir bilgim yok bu konu hakkında. Size detayları anlatacağım. Şimdilik görüşürüz. Tekrardan merhaba. Pazar akşamından sesleniyorum. Bir an kafamda günlerin doğruluğunu kontrol ettim. Bugün sabah yürüdüm ettim falan. Bilmiyorum dışarı çıktım biraz. Çünkü bir gün evde durunca çok bunalıyorum. Vize fotoğrafı demiştim ya size. Amerika vizesi için işte fotoğraf çekildim ve ilk defa kiralık katil gibi çıkmadım ama bilmiyorum başka suçlulara benziyorum herhalde. Size bir göstereyim, aşırı komik. Şuna bakın arkadaşlar, bir dakika. Görebiliyor musunuz? Bu insan benimle alakası var mı? Bence yok. Nasıl böyle alıyorlar kalkülleri böyle çektiriyorlar ya, sinir oluyorum. Ama neyse. Bayağı bir çektirdim artık, bilmiyorum. Hayatımın geri kalanında bu çektirdim. Vesikalıkları sürekli kaybediyorum bu tarz şeyleri. Kimseye de vermiyorum ama umarım kaybetmem. Bugün hep makale okudum. Yarın işte benim saat 6'da hukuka giriş sınavım var. Medeni hukuk çalıştım, o da salı olduğu için. Çarşamba bir ara var. Perşembe felsefe var. Biraz felsefe de okudum ama felsefeye detaylı çalışmam lazım çarşamba. Şimdi hukuka girişle ilgili kitaptan okuyacağım. İki kaynağım var. Makalelerimin bir kısmı kaldı. Onu da bitirip çalıştığım notlara bakıp internetten sorulara bakacağım. Yarın da tekrar okurum notları. 6'da sınav biraz geç. Başka bir şey de yapmayacağım açıkçası. Öyle bu durum güncellemesini size yapayım dedim. Şimdi Thank you.
kankilerim. Dün açacaktım bu video şeyini ama açamadım. Çünkü medeni ile birleştirip söyledim dediğim. Biliyorsun az önce Türkçe konuşamadım. Medeni ile birleştirip sınav sonucumu söyleyeyim dedim. Sınav belli olmadı ama az çok ne alacağım tahmin ediyorum. Hukuka giriş ve medeni sınavlarım oldum. Hukuka girişte net 70 üstü alacağım. 70-75-80 arası bir şey büyük ihtimal. Medeni çok iyi geçti. Bir sorum yanlış sadece. Büyük 90 üstü net alıyorum. Diğer yanlış bir soru bulamadım baktım. Ama medeniye falan ne kadar çalıştım biliyorsunuz. O yüzden çok sevindim. Yarın şükür ki sınavım yok. Yarın ama felsefe çalışacağım. Ondan sonraki gün felsefe sınavım var ve bayağı çalışmam lazım. Çünkü felsefe benim İngilizce dersim. İngilizce ve seçmeli. İşte o yüzden çalışacağım bilmiyorum vallahi. Bana dua edin. Zaten siz dua ettiğinizde bu video yayınlanmış. Ben bu sınava geçmiş olacağım ama olsun. Paralel evrende falan varsa eğerse bana dua edin. Öyle işte. Başka şu an dinleneceğim. Bu akşam bir şey yapmayacağım. Zaten yürüyüşe çıkmıştım. Ayrıca sokağa çıkma yasakları geliyor. Sınırlamalar falan. Çok şaşırdım. O haberi anlayamadım hiçbir şekilde ama sonradan çözdüm. Öyle arkadaşlar. Şimdilik benden gelişmeler bu kadar. Yarın çalışırken çekeceğim. Hepinize iyi çalışmalar. Gençler selam. Gitgide sınav haftası da yıkıldım yemin ederim. Yani lensimi çıkarıp gözlüğe geçtiysem ciddi bir hafta. Ya bugün evdeydim full ve lensimi takmadım açıkçası. Yarın felsefe sınavım var. Şu kitabın İngilizcesinden sorumluyuz. Tekrar dersini izleyip işte ona böyle notlar aldım. Böyle. O notları da en son böyle kağıtlara yazdım. Benim elimden gelen bu kadar. Ne yapabilirim bilmiyorum yarın ama ilk iki sınavım iyiydi. Umarım felsefe de iyi geçer. Aşırı yoruldum. Saat 9 oldu. Ben çalışmaya 1'de falan başladım. Daha 9'a kadar aralıksız çalışmadım da 1'den 3.30'a kadar çalıştım. Sonra 6'da bir geri başladım. 6.30'da falan. Bir 6-5-6 saat çalıştım yani. Bu kadar yani felsefe. Üzgünüm. Benim elimden gelen bu kadar. Bilmiyorum. Sorularım umarım kolay olur. Şu kağıtlar işe yarayacak gibi geliyor. Çünkü basit böyle anahtar kelime dediğimiz şeyler olur ya. Onları yazdım. Yarın 12'de sınavım bakalım. Sınavdan sonra söylerim size zaten. Ay bu hafta sonu bir de düğüne gideceğim arkadaşlar. Nikah. Büyük ihtimal bu haftanın ilk vlogu oralarda bitiririm yani. Bakalım. İki seri yapmayı düşünüyorum. Çünkü sınavlarım o kadar fazla ki tek seriye sığmadı. Öyle. Şimdilik bu kadar. Dinleneceğim galiba. Sabah tekrar yaparım. Birkaç notlar okurum ve dinlenirim artık. Şimdilik bu kadar. Bakalım neler olacak. Selam kankilerim. O sınav evriminden sonraki bu tipim. Yani bu hafta o kadar karışık bir hafta oldu ki doğru kelimeyi bulmaya çalıştım. Her yerdeyim yani. Ama hiçbirine de enerjim tam yetmiyor. Çalışmalarım, hazırlığım okey ama enerjisizim. Neyse efendim İngilizce sınavım iyi geçti. Yarın writing sınavım var. Akşam gelince benim telafi anayasa dersim var. Ona katılacağım ve writing sınavına bakacağım. Yani 30 puan üzerinden de bu sınav. 20 üstü bekliyorum. En az 20 alırım. O yüzden iyiydi. Dünkü çalıştığım yerler çıkmıştı. Mutluyum. Şimdi de nikaha yetişmem lazım. Gelince de zaten o writing'i ve anayasa çalışmalarına devam. Nasıl olmuşum? Yorumları alalım. Benim hazırlığım bu kadar bizi haftasında. Daha fazla bir şey yapamazdım. Neyse. Gideceğimiz yer uzun. Arkadan aynadan çıkıyorum. Hemen hareket etmemiz lazım. O yüzden şimdilik bu kadar. Düğünde de biraz bir şeyler çekerim. Böyle bir vize haftası yok ama yani. Şimdilik görüşürüz gençler. Kendinize dikkat edin. Şöyle bir şey ayarlayamadım. Oldu herhalde. Herkese merhaba arkadaşlarım. Cumartesi akşamından selam. İngilizce sınavını yani vereceğimi düşünüyorum. Yani writing sınavı var. Ben paragrafa hiç çalışmadım. Ona bakmam lazım. Şimdi masaya onun için oturdum. Nikahtan geldiğimde 5'te tekrar ders vardı. Anayasa dersine girdim. Ve 7'ye kadar sürdü. Saat 9.30. 9.30'a kadar kıpırdayamadım yerimden. Yani size yalan söylemeyeceğim. Çok yorgundum. Şimdi artık kalktım. Çünkü dedim ki böyle olmayacak. Ben paragrafa çalışacağım ve şu 12 levha yayınlarının anayasa hukukunun genel esasları var. Ben bunu sonradan aldım tekrar edeyim diye. Bundan da anayasa çalışacağım. Ve bu haftanın vlogunu böyle kapatacağım. Önümüzdeki haftaları vloglayacağım. Ben bu editi pazartesi falan atmaya çalışacağım. Umarım yanılmam ve atabilirim. Umarım vize haftası vlogunda eğlenmişsinizdir. Yani hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Benim şimdiki söyleyebileceklerim bunlar. Umarım sonraki haftada çok güzel geçer ve size güzel haberler verebilirim.
Bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve kendim de içinde olmak üzere hepimize başarılar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlığınıza da çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Diyeceklerim bu kadar. Umarım sonraki vloglarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.